çan çan çikolata hani bana limonata limonata bitti hanım kızı gitti nereye gitti İstanbul'a gitti İstanbul'da ne yapacak terlik papuç alacak terlik papucu ne yapacak düğünlerde şıngır mıngır oynayacak Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Derse hoş geldiniz. Evet sizinle beraber bir derse de başladık. Çocuklar bu başta okuduğum tekerlemeyi ne yapıyorsun? Ezberliyorsun. Aferin. Nasıl ezberliyorsun? Beni başa al. Beni tekrar dinle. Beni başa al. Tekrar dinle. Ta ki ezberleyene kadar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi seninle beraber bugün çiçek. Çanta, ç. sesini öğreneceğiz. Taç, taç, ne yapıyoruz? Özellikle de prensesler kafalarını takıyorlar değil mi? Taç, 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 Ta -ç. ç, ç, sesini duydun mu? Taç, evet, Ağzından son çıkan ses hangisi? Ç. o zaman yapıştıralım. Evet geldik yine buraya. Yampir 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 yürüyor. Kim? Yengeç. 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 Evet. Ağzımdan son çıkan ses. Ç sesi değil mi? Yengeç. Geldik buraya. Tırım 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 tırım. Çiçek. Çi çek. Çi çek. Hangi sesle başlıyor? Ç, çek. Ç sesiyle başlıyor. Aferin. Evet, bir ses daha duyuyoruz değil mi? İçinde bir ç sesi daha olabilir. Ç, çek. Hangi, en son hangi ses çıkıyor? Ç, çek. En son k sesi çıktı. Peki, ç, çek. O zaman diğer ç sesi nerede? De? Ortasında. Evet, aferin sana. Çiçek. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Çikolata. 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 Hangi sesle başlıyor? Evet. Ç sesiyle başlıyor. Sevgili çocuklarım. Bu kadar basit. Ç ç ç. Şimdi bu sesin yazım yönünü öğretiyorum. Çocuklar şimdi ç sesi için Buraya yine sarı kısma bakmanızı istiyorum. Önce küçük ç sesini yapacağım. Başlangıç noktama dikkat ediyorum çocuklar. Geldim. Kaldırdım elimi. Ve altına şu şekilde bir çizgi çekiyorum. Küçük. Tamam mı? Bir parmak boşluk. Başladım. Altına şöyle bir çizgi. Bir parmak boşluk. Altına bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde çocuklar. Evet biraz sert çıkıyor bu ses çocuklar. Bakın. Ç, Ağzınızı benim gibi yapabilirsiniz. Bak. Ç, Evet. Şimdi büyük ç sesini yazmayı da öğreteyim çocuklar. Onu da bu üç çizginin arasına sığdırıyorum yine. Şuradaki bak bu mavi çizginin biraz aşağısından başlıyorum. Önce bu şekilde bir çizgi yapıyorum. Sonra altına da noktasını koyuyorum. Bir parmak boşluk, altına çizgi. Bir parmak boşluk. Altına çizgisi. Bu şekilde sevgili öğrencilerim. Çı, çı, çı. Bir satır daha küçük ç, büyük ç yazalım yine. Taç. Taç. Değil mi? Hangi sese bitiyordu? Ç sesiyle bitiyordu. Yanına da büyük ç yapalım. Evet çocuklar bunu satır sonuna kadar yazdıktan sonra videoyu oynatmaya devam edin. Şimdi ben söyleyeceğim. Siz de yazın. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin ve dediklerimi sesli tekrar edin. Eğer hala çocuklar benim söylediğimi hala yazamıyorsanız, zorlanıyorsanız sesli bir şekilde tekrar edin. Sesli bir şekilde tekrar etmediğiniz için yanlış yazıyor olabilirsiniz. Şimdi beni tekrar edin. Bakın bu şekilde. Aç. Aç, 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 kapıyı, kapıyı aç, değil mi? Ya da karnım bugün çok aç, yemek yemek istiyorum, açım diyoruz, değil mi? Aç, aç, evet, yaz bakalım. A hangi sese başlıyorum? A sesiyle başladım. Aç, aç. Bir parmak boşluk bırak. İç, iç, iç. Evet, bir parmak boşluk. İç. Evet çocuklar, bugün sizinle farklı bir etkinlik yapmak istiyorum. Buradaki bu evir çevir oku kartlarımdan. Önce bu kartları sizin evde bol bol okumanızı istiyorum. Aynı bu şekilde yapıp bileğinize takıp her gün tekrar tekrar bu şekilde okumanızı istiyorum. Bu sizin okuma hızınızı arttıracak çocuklar. Tamam mı? Şimdi ben buradaki bir kelimeyi seçeceğim ve size söyleyeceğim. Siz de yazın. Tamam mı? Bu şekilde bakın. Evet. Yaz bakalım. Çam. Ç. Ç. Çam. 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 Yaz bakalım. Çam. Çam. Evet, ben çam ağacını çok seviyorum çocuklar. Çünkü yaz, kış, yeşil ya. Böyle içimize açıyor. Çam. iğneli iğneli de yaprakları var değil mi? Ç, ç sesiyle başladı. Yanına kim geliyor? Çam. Hangi sese bitiyor? Hımm sesiyle de bitiyor. Çam. Çam. Peki. Şimdi bu, bu kelimeyi atıyorum. Ve başka bir kelime söylüyorum size. Keçi. 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 Ke Keçi. 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 Senin keçilerin var mı? <laughs> Çocuklar. Biz küçükken bizim köyümüzde keçilerimiz vardı. Ve keçilerimizi sağıp onlardan süt alırdık. Keçi. Keçi. Bir parmak boşluk. K keçi kiçi Ke hangi sesle bitiyor İyi sesiyle bitiyor keçi şimdi bir tane daha çekiyorum çeviriyorum bunları siz evde bol okuyun ama tamam mı çanta çan ta çanta çanta çan ta çan ta Yaz bakalım. Önce çan hecesini yaz. Çan sonra ta. Çan ta. Çan ta. Hadi bakalım. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Ç, ç, sesiyle başlıyor. Ça yanına a geliyor. Çan sesini duydum. Sesini yazdım. T, ta, t, ta. Çanta, çanta, tek seferde okuyorum. Çanta, çanta, çanta. Çantamı taktım koluma, geziyorum. <laughs> Böyle de bir cümlede kullanabilirim. Evet, bir kelime daha söylüyorum. Çizme, 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 çizme. çizme. Hadi bakalım. Çizme, çizme. Önce sen yaz, sonra ben yazayım. Çizme, 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 çizme. Buradayım. Ç, ç, ç. Sesiyle başlıyor. Yanında kim var? İ var. Çizme. Hmm, sesini duydum. Hangi sese bitiyor? Çizme. İ e sesiyle bitiyor. Aferin sana. İyi e sesiyle de bitti çizme. <laughs> şimdi buradayım. Bir kelime daha söylüyorum. Çimmen. Çi, man, çi, man, çi, man, çi, man, çi, man. çi man. Evet. Ben yazıyorum şimdi. Ç, ç, sesini duydum. Yanına kim geliyor? Çi. İyi duydum. İyi geliyor. M. E geliyor yanına. Çimen. Çimen. Hangi sesi bitti? Hmm, sesiyle çimen. Çimen. Ah. Yemyeşil çimenleri serili. Uyumak isterdim. Öyle bir cümlede kullanabilirim. Çatal. Çatal çatal. Hadi yaz. Evet, salatayı ya da makarnayı çatalla yiyoruz değil mi? Ç, ç, ça tal. ça, tal. Önce ça hecesini yaz. Ça, tal. Ça, tal. Ça, tal. Çatal. Yazdın mı? Şimdi ben yazayım. Sesini duydum. İlk duyduğum sesi yazıyorum. Sonra zaten gerisi gelecek çocuklar. Bak ça ça yanında kim var? A var. Çata çatal çatal çatal, çatal. Evet bir kelime daha yazalım. Evet çocuklar bu kelime uzun. Doğru yazabilmek için mutlaka hecelemeniz lazım. Tamam mı? Bak bu şekilde heceleyebilirsin. U çurt ma. Uçurtma. U çurt Hadi yaz. Uçurtma. U çurt ma. U çurt Evet, hangi sesle başlıyor? U sesiyle başlıyor. Aferin sana. U sesiyle başladı. Diğer hece neydi? Çurt. Evet ç, sesini duydum. Uçurt. Uçurt. T, sesini duydum. Uçurt çurt ma ma ma. Uçurtma. U çurt ma. Tek seferde heceleri içimden birleştiriyorum. Tek seferde sesli söylüyorum. Uçurtma. 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 Evet, bunu da buraya asalım. Bugünlük bu kadar yeter bu ders için. Ben okuyayım, siz de beni tekrar edin çocuklar. Aynı bu şekilde okumanızı, benim gibi okumanızı istiyorum, tamam mı? Aç. İç. Çam. Keçi. Bak, keçi. Tek seferde keçi Hı. tek tek söylemiyoruz tamam mı çam ta tek seferde çanta Çizme, çiz me çizme çizme Hı. tek seferde çi çimen, çi, tek seferde çimen çimen evet buradayım ça tal Çatal. Çatal. Aferin. U. Çırtma. Tek seferde. Uçurtma. Aferin sana. Bravo. Şimdi çocuklar tahtayı siliyorum. Siz silmeyin ama. Size cümle yazdıracağım şimdi de. Çocuklar cümleler tek kelimeden de oluşabilir. Birden fazla kelimeden de oluşabilir. Şimdi bakalım burada kaç tane kelimeden oluşmuş bir cümle var. Önce cümleyi okuyun bakalım. Evet. 3 çilek 7. Aferin. Bu şekilde hecelemeden tamam mı? 3 çilek 7. 3 çilek 7. Hadi bunu yazalım mı? Hadi bu cümleyi yazalım. Satır başındayım. 3 cümleye başlarken ilk harf nasıldı? Büyüktü. Evet. 3 yazıyorum. 3 Üç, ç, ç, üç, üç, ç. sesini duyuyorum, yazıyorum. Üç, çilek. Ay çocuklar çilek çok seviyorum. Çilek, 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 çilek. Çilek, <laughs> çilek. bir parmak boşluk. çi çilek. Aferin benim çocuklarımı. Çilek. Ama tek seferde okuyoruz. Değil mi? İçimizden birleştirip kelimeyi tek seferde okuyoruz. Artık benim çocuklarım baya baya akıcı okumaya başlayacaklar. Değil mi? Evet. Bir sürü ses öğrendik. Değil mi? Çok ses öğrendik. Evet. Üç. Çilek. Yedi. Ye. Ye. Di. 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 Di 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 di. Üç çilek yedi. Bakın kaç tane kelimeden oluşuyor. Bir, iki, üç. Üç çilek yedi. Üç çilek yedi. <laughs> evet bir cümle daha yazalım. Haydi bakalım çocuklar. Evet. Okudun mu? Aferin. Ayça, Ayça çiçek aldı. Ayça çiçek aldı. Ayça çiçek aldı. Ayça çiçek aldı. Ayça. Ayça. Ayça bir kız çocuk ismi çocuklar. Cümleye başladım. İlk harfim nasıl oluyordu? <laughs> Büyük oluyor öğretmenim. Bunu her defasında tekrar ediyorum ki unutmayın diye çocuklar. Tekrar tekrar söyleyeceğim o yüzden. Ay. Ay kuyruğunu yaptım. Mamo gibi. Ayça. 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 Çiçek. Çi çek. Çi çek. Çocuklar bugün kendimi çiçek gibi hissediyorum. <laughs> Güzel ve renkli. Çi çek. Çi çek. Çiçek. Bir parmak boşluk. Çi. iyi duydum. Sonra ç ç çek. Yine ç sesini duydum. Yanına kim geliyor? Çiçek. çiçek. Ayça çiçek aldı. 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 Bir parmak boşluk bırakıyorum. Al, al, aldı, aldı. Ayça çiçek aldı. Ayça çiçek aldı. Evet bu cümleyi de yazdık çocuklar. Bir cümle daha yazalım mı? Hadi bir cümle daha yazalım. Aldım bir cümle daha getirdim. Hadi önce sen oku. Evet uçak. Uçtu. Uçak. Uçtu. Uçak. Uçtu. Uçak. Uçtu. <laughs> Güzel okuyorsun. Aferin sana. Aferin benim çocuğuma. Evet, uçak. Uçak hangi sesle başlayayım? U. Uçak. U sesiyle başlıyor. Aferin. U büyük u yaptım çünkü cümleye başlıyorum. U Uçak, Uçak. Hangi sesle bitiyor? Uçak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sesiyle bitiyor. Uçak. Uçak. Onu da unutmuyorum. Uçak. Uçtu. 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 Bir parmak boşluk. Evet bu kısa bir cümle değil mi? Sadece iki tane kelimesi var. Uç uç tu tu hangi harfle bitti? U harfiyle bitti. Uçak uçtu. Uçak uçtu. Uçak uçtu. Evet yazdın mı? Aferin sana. Peki bu kadar yazı yeter. Şimdi parmaklarını dinlendir. Ben de tahtayı sileyim o sırada. Evet, şimdi buradaki metni beraber okuyalım çocuklar. Önce ben okuyorum, siz de beni dinleyin, tamam mı? Evet. Önce ben okuyacağım, sonra öğrencilerim de beni dinleyecekler, tamam mı? Seç. Hmm, burada iki tane arkadaş, aynı sırada oturmuşlar. Önlerinde renkli boyalar var. Sanırım resim yapacaklar. Senin bir tahminin var mı? Ne yapacaklar? Hmm, bakalım. Seç. Bir. 2, 3, aç. 4, 5, 6, kaç. 7, 8, 9. Ayça okulda yokuz. En son 10 deriz. Seçkin seni seçeriz. Evet çocuklar bu şekilde akıcı bir şekilde sen de okuyacaksın. Ne zaman? Bol bol kitap okuduğun zaman. Hadi bakalım. Oku bakalım. Dinliyorum. Biraz sesini yükselt de seni daha rahat duyabileyim. Seç. Aferin. Bir. iki, Üç. Aç. Evet cümleyi okuyalım. Bir, iki, üç. Aç. Bunu oku. Dört. <laughs> beş. Altı. Kaç? Aferin. Dört, beş, altı. Kaç? Bakalım buna. 7 8 9 Aferin. Ayça Okulda Yokuz En Son On Deriz Seçkin. Seni. Seçeriz. Evet, aferin benim çocuklarıma. Bu şekilde tekrar 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 okumalar yapın. Tekerlemeler ezberleyin. Böylece daha akıcı okumalar gerçekleştirirsiniz. Çocuklar akıcı okumak önemli. Çünkü eğer akıcı okumazsanız okuduğunuzu tam olarak anlayamayabilirsiniz. Kafanız karışır. Kafanızın karışmaması için her gün düzenli olarak kitap okumaya gayret gösterin. Peki çocuklar dersi beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seven Canan öğretmeniniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.